Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, 2024'ü ay ay nasıl olacak? Hadi bir konuşalım. Neler getirecek size? Hangi ay aşk, hangi ay kariyer, hangi ay para getirecek? Bunlardan bahsediyor olacağız. Evet, Ocak ayında biraz aileyle, biraz evde, birazcık daha dinlenerek geçiriyor olabilirsiniz. Belki biraz aile meselelerini konuşarak ya da onları çözmeye çalışarak geçiriyor olabilirsiniz. Ama Ocak sonu Şubat size iyi gelecek. Flört fırsatları, eğlence fırsatları, davetler, çok daha hayatınızda aktif oluyor olacak. Bunları kullanın derim ben. Mart ayına geldiğimizde biraz yorgun düşmüş, belki birazcık kendini dinlemek isteyen, biraz melankoli yapmış bir haliniz olabilir. Burada sağlığa dikkat edin, kendinizi de çok yormayın derim ben. Mart sonu, Nisan başı iki tane önemli tutulma var. Zaten kadersel ağlar burç değiştirdiler biliyorsunuz ve bu senenin gündemi sizin için ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Yalnızsanız eğer bu sene hem bu iki tutulma hem Ekim'deki iki tutulma size yeni bir ilişki getirebilir. İlişkiniz varsa ilişkiyle ilgili önemli kararları yine bu dönem verebilirsiniz. Umarım güzel kararlar olur. Mayıs ayına geldiğimizde önemli bir şey var. Mayıs ayında Jüpiter burç değiştirecek ve sizin Mayıs ayına kadar yatırımlar, sigortalar, vergilerle ilgili işleriniz varsa bu konularda şanslı olacaksınız. Çözmeye çalışın. Mayıs ayıyla beraber yurt dışı, akademik kariyer, yabancılarla ilişkiler, daha uluslararası firmalarla çalışmak istiyorsanız Mayıs'la beraber önümüzdeki bir sene boyunca bu konularda çok şanslı olacaksınız. Mutlaka bu şansı kullanın derim ben. Haziran ayına geldiğimizde Haziran ayında birazcık daha Haziran'ın sonunda özellikle ve Temmuz'un başında hatta Temmuz'un sonuna kadarki süreçte biraz aile iş dengesi arasında koşturarak geçecekmişsiniz gibi görünüyor. Ama Ağustos size iyi gelecek. Yalnız olanlar için yine flört fırsatları olacaktır. İlişkisi olanlar çok daha fazla eğleneceklerdir. O yüzden biraz daha tatili buralara getirin derim ben. Eylül ayına geldiğimizde Eylül'ün melankolisi biraz üstünüze geliyor galiba teraziler. Biraz böyle rutinler arasında, biraz böyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Belki biraz günlük rutinlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ekim ayına geldiğimizde o bahsettiğim iki tutulma tekrar gerçekleşiyor olacak. 1-7 hattınız çalışıyor olacak. Yani bu senenin konusu sizin için daha çok ilişkiler ve ortaklıklar olacak gibi görünüyor. Önemli kararlar verilecek. Yalnız olanlar da önemli kararlar verecekler. İlişkisi olanlar da önemli kararlar verecekler. İlişkinize odaklanın derim ben. Kasım ayı biraz daha paranın, biraz daha yatırımların, biraz daha gelir kaynaklarının düşünüldüğü, karar verildiği, belki adım atıldığı dönem olurken Aralık ayına geldiğinizde tamam diyeceksiniz. Biraz bir eğitim alayım, bir seyahate çıkayım, bir kendime dikkat edeyim, birazcık daha arkadaşlarımla zaman geçireyim isteyeceksiniz ve ne olursa olsun şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Çok güzel şeyler olsun, kalbinizden geçenler gerçek olsun.